Geldin. Ablanla beraber geldin. Evet. İzmir Enternasyonel Fuarı'na her yıl geliyorsun. Hı hı. Tabii gezdiğin kadarıyla fuar nasıldı? Güzel. Ne ben... güzellikleri var? Mesela sen fuara niçin geliyorsun? Yani fuar sana neler katıyor? Fuar bana neler katıyor? Yani nasıl bir kültürleri izliyorsun ve buradan hangi standlar senin çok hoşuna gidiyor? Mesela Karadeniz standı falan var. Çok güzel, değişik. Ne görüyorsun mesela? Ne var? Kültürel şeylerini gördük. Gezdik, tozduk. Güzel. En çok ne hoşuna gitti mesela Karadenizlerin? Yani standlarına gidince mesela kendin diyor, sen neleri var? İşte ürünleri var, fındığı var, peyniri var. Her şey yani, her şey de güzel bence. Horonları nasıl? Aa, onlar başlı başına bir güzel zaten. Mükemmel. Mükemmel. İzleyenlerimizi buraya çağırır mıyız? Daha tabii mutlaka gelsinler. Neden gelsinler? Fuara gelsinler? Gelip görsünler her şeyi yani, kültürel her şeyimizi görsünler.
Gelelim mi? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün hemşehrinizle bir aradasınız. Evet, çok mutlu neler olduk. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor şu anda program? Vallahi biz gurbetçi olduğumuz için özlem duyuyoruz. Çok özlem duyduğumuz için bunu bu kadar da kalabalık folklor grupların olduğunu bilmiyorduk. Tesadüf geldik. Çok mutlu oldum yani. Yabancı ülkeler bizim folkloru. Nasıl bulduk statları? Karadenizler nasıl? Şu anda cıvıl cıvıl. Maşallah statları. Ben gurur duydum. Yani bu sokağın sonuna kadar iki defa gittim geldim. Çok gurur duydum yani. Nasıl şu anda şeyler, uçaklar? Çok güzel. Çok güzel. Eğlenmek çok güzel. Herhalde bu fuar sonuna kadar devam edecek. Biz de her akşam hemen geleceğiz. Yani. Horon biliyor muyuz? Ebeyiz. Yani. Yapalım da hadi. Hadi. Horonlar oynanıyor ve bir yerden de bakalım buraya gelen Karadenizliler neler söyleyecek fuarla ilgili, dinleyelim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Nedir bu Karadenizlerin sevdalısı? Nedir bu horon? Nedir bu yöresel ürünlerimiz? Anlatın biraz izleyenlerimize. Valla Karadeniz biliyorsun çok renkli kültüre sahip. Örf adetlerini daha İzmir'e kadar getirdi, burada yaşatmaya çalışıyor. Bu da bize onur veriyor, gurur veriyor. Yalnız İzmirliler de bayağı bir ilgi gösteriyor bizim bu örf ve adetlerimize. Nasıl? Nereden geliyorsun öncelikle? Ben Trabzon'dan geliyorum. Nasıl? İzmir seviyor mu Karadenizleri? Kesinlikle, evet. Program nasıl gidiyor? Mükemmel bir programlar oluyor. Çok, horonlar oynanıyor, çok, yemekler yeniyor. Çok güzel, çok renkli. Herkesin yaşaması. Bu ne oluyor? Horon yapıyoruz. Evet. Horonlar değil mi? Aynen. Nedir bu horon sevdası? Farklı bir şey. Yaşamak lazım. Anlatmak. Nereden geliyor bu enerji Karadenizlere? Böyle güzel oynaması, ham, işte canlılık. Bol hamsi yiyorlar. Ondan kaynaklanıyor. Bütün işi kaynağı hamsi. Evet, fındık hamsi. Hamsi yiyin. Ne yapalım? Hamsi yiyen? Horon tepsin. Kolbastı oynasın. Fuarımız güzel. Çok güzel. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. İyi satışlar. Ne var şu anda burada? Burada ne var? Bakın hepsi orada. Evet sevgili izleyenler, bakın. Böyle. Karadeniz ne yaptı şu anda? Şalını, peştemalini boynumuza sardık. Nasılsın? İyiyim, siz? Nasıl gidiyor şu anda program? Güzel, çok güzel. Samsunlusun. Samsun. Bir Karadenizli olarak İzmirlilere nasıl? Memnun musun? Yani güzel şu anda yani, sıcak kanlılar, iyiler. Yani, hamsi öyle. Gibi kaynıyor mu bunlar da? Oo, süper. Durmuyor değil mi yerlerinde? Yok. Ne oldu bugün 3 gündür burada? Ne oldu? Süper yani, her gün horon tepiyoruz. Tepiyor yani, değil mi? Yani. Sonra yattığın yerde ne yapıyor? Tepiyor mu yattığın yerde? Yani. Ayakları havaya gidiyor, yatıyoruz, ayağımız ağrıyor horon tepe tepe. Uyurken ne yapıyorsun? Horon tepiyorsun değil mi? Yani rüyamda horon tepiyorum, yapacak bir şey. Çok teşekkür ederim, gönlünce tamam. Olsun. Program güzel gidiyor. Güzel, tamam. Çok sağ olasın, el sağ alalım mı?
alkışlıyorum. Bu kadar mı? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor şu anda hemşehrilerin etkinlikleri, aktiviteleri? Çok güzel, çok güzel. Çok beğendim. Özellikle geldim, dolaşıyorum. Kendi yöresel şeylerimi... Nasıl? Bir Karadenizli olarak hemşehrilerin oyunlarını gördüğünüz zaman, kültürel ürünlerini, yemeklerini gördüğünüz zaman bir Karadenizli olarak nasıl sizi mutlu ediyor? Çok mutlu ediyor. Her türlü müziği duydum mu oynamak geliyor. Yiyeceklerimizi gördüğüm zaman yemek geliyor. Kadekon Genel Başkanı'na ne yapıyoruz? Yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Böyle aktiviteler her yıl olsun mu her yıl? Olsun bence. Ne oluyor ondan sonra olduğu zaman? Ne oluyor? Balonlar değil mi? Çok teşekkür ederim. Gönlünüz olsun. Teşekkür ederim. Kocaman alkışlar Bosna'ya. Thank you.
tekrar merhabalar. Merhaba. Bugün üçüncü günümüz maşallah. Evet. Kadekon durdurak bilmiyor maşallah. Evet. Ve şu anda yine Foklu ekibimiz yanımızda. Evet. Stat mükemmel gidiyor. Neler söylemek istersin bugün ilgili? Valla coşku muhteşem. Ben gerçekten verdiğimiz emeklere helal olsun diyorum. Burada bütün Karadenizler burada. İzmir'de büyük bir coşku sağladık. Sokakta büyük hareket var. Yani bu çok büyük bir keyif. Karadeniz'in tanıtımı için verdiğimiz emekler ortada. Ve gerçekten bu büyük katılımı görünce burada bu ilk 3 gün için söylüyorum. 400 binin üzerinde ziyaretçi aldık. Bu müthiş bir rakam. Ve dolayısıyla Karadeniz'in tanıtımı için muhteşem bir şey bu. Bu coşkunun, bu sorumluluğun içinde olmak muhteşem bir şey gerçekten. Başkan, bugün program çok güzel oldu ve duygulandınız. Evet. Hayatımda unutamayacağımız bir anı dediniz. Evet, gerçekten nasıl öyle. Nasıl program oldu? Müthişti. Muhteşemdi tabii. Yani özellikle folklor ekiplerimiz biliyorsunuz 8 ülkeden geldi. Bizim 8 ilimizden 16 ekip yarıştı. Uluslararası bir yarışmaydı. Ve bugün öğrendim Türkiye'de bu çatta yapılan ilk yarışmaymış. Özel ödüllü, büyük bir ödülümüz vardı. Ve bundan sonra devam edecek. Ben bu etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluyum. Büyük gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Emek veren, katkı koyan, bu coşkuyu paylaşan, birliği, beraberliği, huzuru, geleceğe umutla bakmayı ilke edinen herkesi gönülden kucaklıyorum. Başkanım, inanılmaz bir katılım var. Müthiş. Millet onuru seviyor. Müthiş. Fuar kapandığı zaman bence arayacak bu güzel ekibi. Bence müthiş. Evet, çok güzel bir olay. Yani son mesajlarımızı alalım. Bir de konser olacak. Biraz sonra oradayız. Tabii. Hülya Hanım'ın konseri var, evet. Yani şunu söyleyebilirim tabii. Cennete gitmek için ölmeye gerek yok. Karadeniz'i görmek yeter. Eğer Karadeniz'e gitmeye zamanınız yoksa İzmir Fuarı'na gelin, Karadeniz'i orada görün, cennetin anahtarını alın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Thank you.
teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Adını alayım öncelikle. Engin Durmuş. Engin, hoş geldin. Nereye geldin şu anda? Memleketine gelmiş gibisin. Sayılır. Sayılır. İzmir'deyiz. Kadeko'nun düzenlemiş olduğu mükemmel bir program var. Fuar zamanında. Ve siz de Çamlıhemşin'den geldiniz. Nasıl şu anda satışlarımız? Neler var şu anda ürünlerimiz? Ürünlerimiz tulumlar var. Arkamızda gördüğünüz gibi tulumlar var. Tulum anahtarlıklar var burada. Tulumun maskotları. Aynı zamanda çibunlarımız var. Özellikle çibun satışı yapıyoruz burada. İnsanlara tulumu sevdirmeye çalışıyoruz. Nasıl? Kolay mı çalması bunu? Bunun çalması çok kolay. Herkes başarabilir bunu. Nasıl başarabilir mesela? Çal bakalım. Bir çalmasını öğreteyim önce. Şu banta kadar ağzımıza alıp sadece üflüyoruz. Yapmamız gereken sadece bu. Sonrasında zaten sesleri tanıyoruz ve parmaklar alışıyor. Bunlar kolay mı maşallah bu? Yani bu aslında 2 ayda çözülebilecek bir şey. Peki şöyle yapalım, bir tane ben deneyeyim. Bir tane de siz deneyin. Yani şu anda bunu aldığımız zaman, sana şöyle mikrofonu vereyim. Ne yapıyoruz şimdi şu anda? Bantaya doğru. Banta kadar dudağımız değecek. Şimdi üfleyin. Aynen öyle. Siz bu işi bir ay değil, bir haftada öğrenirsiniz. Nereden çıktı o? Nereden çıktı? Yetenek var çünkü parmaklarınızı kıpırdatıyorsunuz. Maşallah değil mi? Ya şu anda Karadeniz'deyiz tabii ki. Çok güzel yöresel ürünleri, oyunları, evet. Mükemmel. Peki bir Çamlıhemşinli olarak İzmirlilerin size bakışı nasıldı? Yani Ecuk sizi ne mutlu etti. Tabii şu anda satışlar bekleneni veriyor mu sizlere? Yani daha önceki fuarlara nazaran satışlar bekleneni vermedi. Ama İzmirlilerin bize sıcak tutumları oldu, sıcak karşılamaları oldu. Yani nasıl söyleyeyim, bizi kucakladılar daha doğrusu. Güzel geçiyor fuarımız. Yani diyorsunuz ki insanlar tabii her zaman tulum bulamaz, ne bileyim çalamaz ama en azından böyle bir şeyi aldığı zaman, ismi ne bunun mesela şu anda? Şunların ismi tulumu öğretmeye yarayan müzik aleti çibun. Çibun diyoruz, çibun. Çibun. Evet, çibun diyoruz. Çibunu alan insanlarımız ne oluyor? Hem acemiliğine gidermiş oluyor, evet. Hem de en azından kısa yoldan, yani yolda bile Karadenizliyse mesela ne yapacak? Çibunu alacak, çaldığı zaman ne olacak? Başlayacak oynamaya insanlar. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim, çibun olayı sadece acemiler için değildir. Usta bir tulumcu bile yeni bir türkü öğrenirken çibunla öğrenir. Her zaman. Parmak egzersizleri hep çibunla yapılır. Peki bu çibun, bu kadar kolay oluyor mu? Ya nasıl oluşuyor bunu? Kimler yapıyor? Bunu tulum ustaları yapar. Toprak kamışı kesilir ve bir sene boyunca kurumaya bırakılır. Gölgede kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra yağda kızartılır. Kızartıldıktan sonra yine kurumaya bırakılır. Yağ süzülür. Sonra kamış boyları belirlenir ve üzerine 5 perde açılır. Üzerine 5 perde açılır. Sonra kendinden bağımsız bir dillik seçilir. Yani ondan daha kısa, daha ince olanı. Şu an bu mu yani? Dillik bu dillik bu. Çıkaralım onu, bir daha gösterelim. Dillik dediğimiz olay bu. Bu kendinden bağımsızdır. Bu dillik üzerine de kapak açılır. Kapak titreme yapar. Şu üzerindeki kapak titreme yapar. Ne güzel değil mi ya? Bu sayede titreşim oluşur, ses oluşur. Ve tabii ki insanlarımız böyle bir şey almak isterse ne kadar vermesi gerekiyor size? Şu an 20 TL vermesi gerekiyor bunun için. Uygun da fiyatı diyorsunuz. Fiyatı bir sanat için uygun. Zaten şöyle söyleyeyim, insanlar bunu aldıktan sonra, bir şeyler çalmaya başladıktan sonra verdikleri paranın bir önemi yok. Ondan duydukları haz parayla ölçülemez zaten. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim ben de sana. Seninki biraz farklı mı? Şu şey işareti. Onu ben yapmıştım. Ayder'de yazmıştım. Ayder hatırası diye. Hem de benimki karışmasın onlarla. Çünkü hepsini ben ağzıma almıyorum. Daha doğrusu ben hiç ağzıma almadım. İnsanların sağlığını da düşünüyoruz. Ben sadece kendi çubuğumu kullanıyorum gösterirken. Çok teşekkür ederim ben de sana. Ben teşekkür ederim. Buradan ne yapıyoruz? Hemşehrilerimize selamlarımızı gönderdin bütün, mi? Bütün Çamlı hemşehrilere selam gönderiyorum buradan. Özellikle Bülent Ustam'a selam gönderiyorum. Bir daha çalalım şu anda. İnsanlarımız izin seni. Çok teşekkür ederim. Helal olsun sana.